Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Talia. Bugün her zamanki gibi bir parfüm ilgili anlatmak istiyorum sizlere. Hatta bugün iki parfüm ilgili anlatmak istiyorum. Bugün ben Bulgari ilgili konuşacağım. Bulgari Omnia iki tane parfümüm var. Biri Kristalin, diğeri de Koral. Öncelikle kristalini anlatmak istiyorum. Kullanacağım öncelikle. Öncelikle söyleyeyim sizlere, bu parfüm, bu koku biraz soğuk çiçeksi bir koku. Özellikle kışın da çok soğuk, temiz koku. Aşırı temiz, aşırı beyaz, tıpkı şişesi gibi ve çok hoş bir koku, özellikle yazın için çok tercih edilen bir parfüm çünkü bu biraz da fresh bir koku. Bunu hissedilen notalar ilk önce odunsu, yeşil, çiçeksi, miskli ve fresh, birazcık da fresh. Bu parfüm 2015'te piyasaya çıkan bir parfüm. Parfümcü de Alberto Marillas. Çok hoş bir parfümü çıkarttı. Üst notalar bambu ve armut. Orta notalar lotus. Böğürtlen yaprağı ve çay. Alt notalar yani dip notalar misk ve guayak. Guayak anladığım kadarıyla odunsu bir odunsu gibi bir şey. Benim hissettiğim ilk notalar tabii ki lotus, biraz muskus. Muskus derken misk. Biraz misk, çay, armut ve biraz da Bambi. Çok çok hoş kokusu var. Çok taze koku var. Evet, taze, temiz, fresh, çiçeksi kokusu var. Kalıcılık konusuna gelince çok kalıcı değil. Benim cildimde 3-4 saat civarında rahatlıkla hissediyorum onu. Yayılımı da orta yayılımı diyelim. Bu şekilde kokusu gerçekten çok temiz kokusu var. Mesela kışında bu biraz daha soğuğa kaçıyor, daha soğuk kokusu oluyor. Yazında biraz daha tatlı, ya tatlı kokusu değil ama birazcık çiçeksi tadı var onun. Çiçeksi tatlısı var. Biraz armut. Oh, çok mis gibi koku, mis gibi tertemiz. O kadar güzel kokusu var ki. Yazında bunu kullandığınız zaman tabii ki çiçeksi temizliği var, çiçeksi kokusu ve temiz, fresh koku var ve cildinde birazcık bu parfüm yaşamaya başladığı zaman daha böyle kremsi tadını vermeye başlıyor. Çok hoş dip notaları da var. Mesela baştan fresh koksa da 1 saat sonra yaklaşık cildinde oturdukça çiçeksi kokuyor. Biraz kremsi kokusu var. Birazcık da odunsu kokusu oluyor. Yani miskle karışınca çok güzel bir karışım oluyor. Yani benim gözümde bu şişe gibi, tıpkı şişesi gibi bembeyaz, tertemiz bir koku. Şimdi diğer parfüme geçelim. Bu Bulgari Omnia Coral. Ben bunu
Aslında daha çok beğeniyorum ona göre. Çünkü bu burada daha çok tatlı, birazcık daha çok tatlı ve ben tatlı kokuları daha çok seviyorum. Ama nasıl bir tatlı? Çok tatlı kesinlikle değil. Tamamen çiçeksi bir tatlılık var. Yani böyle şeker, karamel tarzında asla değil. Çiçek, sanki çiçeğin içine burnu sokmuşsunuz ya, o koku, o çok hoş ve çok müthiş bir koku. Burada da çiçekler var tabii ki de. Bir de burada nar var. Bazılar içsi diyor, narın kabuğu içsi diyorlar. Ama ben asla kabul etmiyorum. Ben narın kabuğunu içsetmiyorum. Ben narın içini hissediyorum. Tatlı tatlı böyle dolu dolu içi. Onu hissediyorum. Öncelikle bu da odunsu, çiçeksi, birazcık fresh, miskli, meyveli ve birazcık da portakallı koku. Portakallı değil de azıcık azıcık limonlu. Ben limon hissetmiyorum. Ama yorumlara bakılınca öyle diyorlar. Çok azıcık bir şey var. Bunu şimdi sıkmak istiyorum koluma. Bu çok hoş, çok çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu çok daha yoğun bir koku. Buna göre. Bu çok daha yoğun koku ve 2012'de piyasaya çıkan bir koku. Parfümcü de aynı, Alberto Marillas. Üst notalar bergamot ve ganji meyvesi. Gaci meyvesi. Gaci meyvesi ne olduğunu ben bilmiyorum. Nasıl koktuğunu da bilmiyorum. Ve o gaci meyvesi burada var mı yok mu ben çözemiyorum. Sonra burada ne var? Çiçek, kırmızı çiçek, gibiskus diye bir çiçek var. Ve nar. Bir de zambak, su zambağı var. Ve dip notalar misk, sedir ve sidir. İkisi var. Misk ve sidir. Benim hissettiğim ağırlıklı notalar şunlar. Ben narı çok hissediyorum. Narın içi, onun tadı, onun yoğunluğu hissediyorum. Çiçeği, gibiskusu da çok güzel hissediyorum ve suzanbağını çok güzel hissediyorum. Ve misk çok tatlı burada. Çok hoş, güzel, yumuşak miski var. Bence bu parfüm miskle anlaşamayan kişilere göre de. Çünkü misk baskın değil ve çok güzel bir karışım oluyor. Nar, suzanbağı ve gibiskus, birazcık da misk, müthiş bir karışım. Limon ben hissetmiyorum ve sidiri hiç hissetmiyorum. Kalıcılık konusuna gelince, bu parfüm bunun gibi 3-4 saat cildinde durur. Yayılımı koral daha iyi buna göre. Yani yayılımı gayet iyi. Başka ne anlatabilirim sizlere? Kış içinde, yaz içinde bu parfüm güzel bir parfüm ama kışa göre gibi değil geliyor bana. Bu daha çok bahar kokusu çünkü sonuçta çiçekler, nar. Nar da kışında da olur ama bana öyle gelmiyor ya. Bana bahar ve yaz için müthiş bir kokular. Baskın koku kesinlikle değil. Ama hafif de değil. Yani bunlar ikisi çok universal kokuları. Yani bunları her yere kullanabilirsiniz. İş yerine, ofise, metroya binerken siz kimse rahatsız etmezsiniz bu parfümlerle, bu kokularla. Çünkü bu parfümler her yere ve bütün yaş için kokular. Bu
dediğim gibi kim bu tarzı daha çok seviyor, şu kristaline kim daha çok seviyor bu tarz, böyle temiz, fresh, naif kokuları kim daha çok seviyorsa, ama aynı zamanda çiçeksi koku, tabii ki bunu rahatlıkla alabilirler. Çünkü oldukça risksiz bir parfüm. Beğenmek, sevmek onu tabii ki çok büyük, çok yüksek ihtimali var. Hiçbir nota rahatsız edici yok burada. Gayet hoş, çok güzel, tertemiz, bembeyaz bir koku. Buna gelince, bu biraz daha tatlı ama çok tatlı değil. Miskle karışınca, misk, nar ve çiçekler karışınca böyle çok hoş, birazcık da yoğun, birazcık da ılık koku. Mesela bu daha soğuk, bu daha ılık, birazcık da daha tatlı. Ona göre karar verin. İnşallah sizlere yardımcı olabildim. Yorum inşallah yeterli geldi. Eğer sorunlar olursa bana sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Yakın bir zamanda bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.